Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa geldiniz de yanıma. Bugün de yemek yapmadık. Bugün Kandil Şerif olduğu için camileri, türbeleri, zatları ziyaret ediyoruz. Bugün de Şah Şaban-ı Veli Hazretlerine geldik. Hazreti Pir'e geldik arkadaşlar. Bizim Kastamonu'nun, Evliyalar Diyarı'nın Şah Şaban-ı Veli Hazretlerine geldik. Şimdi buraya gezeceğiz. Biraz sessiz konuşuyorum. İçeride Kur'an okunuyor arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz. Selamünaleyküm. Bugün iki defa selamlaşıyoruz. Çünkü iki kere selamlaşmak sevapmış. Mevlüt Kandiliniz bu arada kutlu olsun diyorum sizlere. Şadırvanı arkadaşlar. Bu da şadırvanı arkadaşlar. Arkadaşlar burada zatlarımızın yattığı yerler. Burada Hazreti Pir'imiz olduğu yer, yattığı yer arkadaşlar. Hazreti Pir'imizin yattığı yer arkadaşlar. Kabul etsin. Tamam teyze. Şah Şaban-ı Veli Hazretleri yattığı yer, mekanı. Evet. Şöyle içerisinde görünmüyor azıcık arkadaşlar. Görüntü almamız yasak olduğu için. Bakın arkadaşlar bu da asa. Tamam. Asa suyumuz arkadaşlar. Asa suyumuz arkadaşlar. Asa suyunun şeyini gösteriyor. Arkadaşlar bu arkamızda gördüğümüz müzesi bakın. Müzeler bunlar. Müzelerimiz. Camimiz. Bülentciğim. Evet. Arkadaşlar. Zatlarımızı ziyaret etmeye geldik. Biraz yavaş konuşuyorum. Ezan okunduğu için kusura bakmayın arkadaşlar. Teyze şöyle gösterdi ben. Şah Şaban Bey'in kuliyesi. Bak peygamber şeyimizin Şeyh Şaban Bey'inizin bir sözü bu zaten. Evet arkadaşlar. Bizim zaten tabelalarda da görürsünüz. Bizde böyle yazılır. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, gelişiniz güle güle. Şah Şaban-ı Veli Hazretleri bir sözüdür arkadaşlar. Allah her işinizde kolay gelsin Rabbim. Şu Mevlid-i Kandil'in lütfü hürmetine. Bütün dualarınız kabul olsun. Şah Şaban-ı Veli Hazretleri'nin hayatı. Hazreti Pir Şah Şaban-ı Veli bir gece uyku ile uyanıklık arasında Peygamber Efendimiz'in aslı vatanınıza dönünüz hitabına muhatap olmuştur. Memleketine dönmek için manen işaret olan Şaban Efendi hocalarıyla halalleşerek birkaç arkadaşıyla birlikte Bolu üzerindeki Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıkar. 1508 sıralarına giderken yol üzerinde bulunan adını ve metini duyduğu Hayreddin Tokadi Hazretleri'nin ziyaretine bulunur. Hazreti Pir Şah Şaban Veli, Hazreti Pir Şah Şaban Veli Hayreddin Tokadi Hazretleri'ne biat eder ve yanına kalarak 12 sene ders alır. Hayreddin Tokadi Hazretleri icazet verip sana hilafet verildi. Artık memleketine dön diyerek Kastamonu'ya halkını tasarruf ilimlerinde irşat etmek üzere görevlendirilir. Bir Şaban-ı Veli Hazretleri Kastamonu'ya geldiğinde Hisarardı mahallesinde şu anda günümüze ulaşmayan
Sünnet Mecidi yakınlarındaki Cemaatin Mecidi. Seyit Sünnet-i Mecidi yakınlarında Cemaatin Mecliti avlusuna iner. Bir süre burada münzevi bir hayat geçirir. Onun ilminin farkına varan halk Hazreti Pir'in sohbetlerini işaret eder. Ancak o tarihte Mecid'in şehrin dışında bulunması nedeniyle Şaban Efendi'yi sohbetlerini işaret eder. Ancak o tarihlerde Mecid'in şehri dışında bulunması nedeniyle Şaban Efendi Honsalar Mahallesi'ndeki Honsalar Camii'nde davet ederler. Şaban Efendi bu camide beyaz nasihat ve irşat ile meşgul olur. Daha sonra çıkan yangında Honsalar Camii yanar. Yangının ardından Şaban Efendi Seyit Sünnet'i meclisinde yakın bir eve taşınır ve işrat görevini Seyit Sünnet'i Hazretlerine yaptırdığını dergahta devam ettirir. Pir Şaban-ı Veli Hazretleri inşaatı ve dereceye bulunur ki Dar-ı Bekaya erinceye kadar 360 halife yetiştirir ve 40 yılı aşkın bir süre irşat görevini yerine getirdikten sonra 1568 yılında Hakk'a yürür. Arkadaşlar bir evet, de arkadaşlar. Doğum tarihi şeydi. Doğum tarihi 1497 diye gözüküyor ama bu müzelerin verdiği sebepten dolayı öyle diyorlar. Şunu ama, da teyze okuyalım. Şah Şabanevi'nin hayatı. Bu da ikinci hayatı. Varveti tarikatının Şabaniye kolunun kurucusu Hazreti Bişeh Şabanevi 1481 yılında Kastamonu ile Hanönü ilçesine bağlı Çakırkayı köyünde dünyaya gelmiştir. Hanönü'nün ilçeyi olduğu tarihe kadar kayıtlara Taşköprü ilçesinin adı geçmektedir. Hazreti Bişah Şabanevi dünyaya gelmeden babasını kaybettiği için yetim 3 yaşlarında annesini kaybettiği için öksüz kalır. Daha sonra hayatını hayırsever bir hanımın yanında geçer. Bu hanım Şaban Efendi'yi manevi evlatlığı kabul etmekle birlikte tahsilini yapmasına maddi ve manevi yardımlarını esirgemez ve tahsilini tamamlaması için İstanbul'a gönderir. Hazreti Pir ilk tahsilini Taşköprü'de yapar. Akli ve nakli ilimleri özellikle Kur'an, hadis ve tefsir ilimlerinde bilgilerini derinleştirmek için Kastamonu'ya gelir. Ancak memleketindeki tahsile yetinmeyecek ilim ve fazilet diyarı olan İstanbul'a gider ve tahsilini İstanbul Fatih Medresesi'nde tamamlar. Öğrenim yıllarında güzel ahlakı, ağırbaşlığı ve çalışkanlığı ile hocaların tevacürünü mazhar olur. Kastamonu'da doğan bir ilim ve irfan insana doğu ve batı düşünce dünyaya fikir dünyasını aydınlatmıştır. Şeyh Şabani Veli Hazretleri inşaat usulüne yeni meteoratlar kazandırarak bir pir makamına ulaşmış ve 40 yılı aşkın bir süre içinde irşat görevini yerine getirmekten sonra 1568 yılında vefat etmiştir. Evet arkadaşlar. Biz böyle her böyle kandillerimizde, cuma günlerimizde devamlı Hazreti Pir'e geliriz. Devamlı burada namazımızı kırarız, dualarımızı okuruz. Yani bizim burada evliyalar diyarı Kastamonu'dan, evliya kaç bin tane evliyamız vardır bağrımıza bastığımız. Yani bin mi diyeyim, artık size kaç bin diyeyim, çok dünyalar kadar evliyalarımız var. Ben şuradan bu sözü burada tamamlayacağım. Yani bizim ben büyüklerimden duyduğumu söylüyorum. Bizim burada evliyalar olduğu için, evliyalarımız olduğu için bizim burada hiç kıtlığa girmez Kastamonu bölgesi. Evliyalarımız bizi her zaman selde, yangında, felakette hep bizi ayaklarda tutmuşlardır. Allah onların mekanları, durakları cennet olsun inşallah. Yani Şah Şaban-ı Veli çok büyük bir zattır arkadaşlar. Yani buraya geldiğiniz zaman, Kastamonu'ya geldiğiniz zaman muhakkak Şah Şaban-ı Veli Hazretleri'nin türbesine uğrayın. Biz buraya Hazreti Pir deriz arkadaşlar. Muhakkak buraya geldiğinizde muhakkak uğramanızı tavsiye ederim. Çok güzel. Geldiğinizde huzur bulacağınız bir mekandır. Çok güzel bir huzur bulacağınız bir şeydir arkadaşlar. Yani evliyalardır. Ben size bunu biraz söyleyeyim. Şu an bile burada bulunmaktan evet, bile rahatız bile yani. Huzurumuz bile çok şeyinde, yerinde i̇çeri, yani. Teyze şöyle içeri bir gösterir misin? İçeri kimse. İçeri var mı kimse? Ha? Yok kimse yok. Ama başımda. Örtüm de yok Bülent başımda şimdi. Hani şey yaparlarmış. Ama şimdi. İçeri gözlerden. Teyze çıkın içeri. Gireceğim mi? Evet ha. Bak.
Evet arkadaşlar, bugün de yemek yapmadık, size Hazreti Pir'i gösterelim dedik. Buraya geldik, hem duvamızı hem de asa suyumuzdan içmeye geldik arkadaşlar. Bakın annem su içmeye gidiyor asa suyundan. Evet arkadaşlar, teyzem size biraz içeri gösterecek. İçerisi. Teyze döndürmesen tarafını. Hazreti. Arkadaşlar bakın Hazreti Pir. Ne kadar rahatlıyorum. O kadar mis gibi kokusu var. O kadar güzel ki şu an o kadar heyecanlıyım ki. O kadar güzel ki anlatamam. Allah'ım Rabbim. Allah rahmet eylesin Rabbim. Çok duygulandım şu an. Çok duygulandım. Bakın arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Aşıkanın makamıdır. Bu makam diyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle zatlarımızı göstereyim ben. Şu an içeride Kur'an'ımız okunuyor. Kadir gecesi olduğu için. Pardon, Mevlid-i Kandil olduğu için. Bugün kandilimiz arkadaşlar, Mevlid-i Kandil. Peygamber Efendimiz'in doğduğu yıl. Evet, doğduğu gün. Evet, doğduğu gün arkadaşlar. Şöyle zatlarımızı bir zat gösterdim ben size arkadaşlar. Şuradan da şöyle çekeyim. Yani bunlar büyük zatlarımız. Kaç bin evliyamız var. Yani bizim Kastamonu evliyalar diyarı derler arkadaşlar. İşte bu yüzden böyle çok, yani çok evliyalarımız var. Allah mekanları, durakları cennet olsun inşallah arkadaşlar. Şuradan ayrı şöyle gidiyorum arkadaşlar. Şöyle annem dua ediyor. Şuradan ayrı gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada böyle kitaplarımız, Yasin-i Şeriflerimiz, kitaplarımız, Kur'an-ı Kerimlerimiz. Buraya gelenler, bunları almak isteyenler alabiliyor arkadaşlar. Şunu şöyle göstereyim. Tesbihlerimiz var yukarıda. Aynı bu şekilde. Çok güzel. Camimizi şöyle göstereyim ben size. Hazreti Pir Camisi'ni şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Burada da Hazreti Pir'in karşısında da arkadaşlar böyle hediyelik eşyalar satılıyor. Şöyle bakabilirsiniz. Hediyelik ne isterseniz. Hazreti Pir'e gelenler, İstanbul'dan Ankara'dan gelenler herkes eşine dostuna hediye almak için buradan hediyelerini alıyorlar ve gidiyorlar arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Çok güzel. Hazreti Pir'in tamam karşısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Evet arkadaşlar. Aynı gördüğünüz şekilde. Şimdi de Mehmet Feyzi Efendi'ye gideceğiz. O da büyük bir zatımızdır. Onu da ziyaretine gideceğiz arkadaşlar. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi de Mehmet Feyzi Efendi teyze. Mehmet Feyzi Efendi türbesine geldik arkadaşlar. Büyük zatımızdır Mehmet Feyzi Efendi. Orayı da ziyaret edelim dedik. Bugün Kandil-i Şerif olduğu için arkadaşlar burayı da ziyaretimizi bulunduk. Şöyle Mehmet Feyzi Efendi'nin hayatını anlatayım ben teyzeciğim. Hayatı boyunca insanla ilim ve irfan, hikmet ve güzel ahlakı, yüceliği en güzel bir tarzda yaşayarak anlatan merhum Mehmet Feyzi Efendi 28 Mart 1912'de Kastamonu'da doğdu. Babası İzzet Efendi, annesi de Hafize Ayşe Hanım'dır. 1937 yılların arasında İstanbul Yıldız'da Muzasaf askerliğini, daha sonra da Beykoz'da 7 ay İttihat askerliği yaptı. 1957 yılında Muallim İbrahim Efendi'nin kızı Melek Hanım'la evlendi. Nuri Ayşe Münibe ve Mehride ve Mehmet Müyüp diye isimlendirdiği 4 kızı bir oğlu oldu. 1966, 1970 ve 1970 yıllarında 3 defa hacca gitti. Soyu mezheben Peygamber Efendimiz'e ulaşan Nürani Seyitler sillesindeki sohbetlerinde Seyit olmayanın şeyiydim demesi nasıl çirkin bir yalansa, Seyit olanın da değilim demesi ceddini
inkar olacağına seçere şart eder. Aile içi bilgilendirme ile bilinmesi ve kimsenin şehitliğine kafili bulunarak kusti emanete çocuklarına biz hem anne hem de baba tarafından şehit müjdesine verilmiştir. Şunu da okuyayım mı teyze? Ya tamam mı, o kadar şey yapma Bülent. Çünkü hani vefatını okuyabilirsin bak. Altta var. Mehmet Feyzi. Mehmet Feyzi Efendi hayatında her safhasında, hatta her anında sakalında tırnağına yemesinden, içmesinden, sevinmesinden, kızmasına, sözlerine yaşamasına kadar Peygamber Efendimizin sünnette itibatta uymadı, öylesine dikkat etti ki bunun muvafı olarak binlerce kez şey yapmış, şükür etmiş teyzeciğim. Cennet anların ayakları altındadır. Hazreti Şerifine itibaren güzel bir örneği olmuştur. Vasiyet üzerine kabir taşına yazılan şudur teyze. Hüver ve eküm baki. Burada yatan Adem bir zaman hübbi idi, bir zaman cübbi idi, bir zaman sukütü idi. Şimdi de Rabi oldu ruhu için. El-Fatiha. El-Fatiha. Allah'ım evet, selam seyreden Muhammed. Mehmet Feyzi Efendi'nin mezarını gösterelim teyze. İhtin aslanım sıfır sağlar rezil en amtanım. Dalin amin evet, Allah. Arkadaşlar. Allah kabul etsin Mehmet arkadaşlar hepimize. Geldiğimiz zaman burada Kur'anlar var. Kur'an okuyacağız şimdi arkadaşlar Mehmet Feyzi Efendi'ye. Onu da söyleyeyim. Teyze, millet buraya geldiği zaman böyle oturur arkadaşlar. Bakın oturma yerleri yapılmış. Mehmet Feyzi Efendi'nin başında Kur'an okuyan okur. Ondan sonra Fatiha okuyan okur. Yani nasıl arzularsanız o şekilde arkadaşlar. Kitaplarımız var. Mehmet Feyzi Efendi'nin mezarını koysak teyze. Ben de burada bir Yasin-i Şerif okuyayım da öyle gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ben de Yasin okuyacağız, öyle gideceğiz arkadaşlar. Şu an... Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi teyze şuradan çek. Mehmet Feyzi Efendi'nin, tam Mehmet Efendi zatlarımızdan olan Kastamonu'nda Mehmet Feyzi Efendi devamlı her sene anılır. Değil mi? Evet, teyze? Her sene tabii ki. Her peygamber soyundan gelmiştir. Evet, peygamber soyundan gelmiştir. Yani Mehmet Feyzi Efendi'yi kaç bin tane zattımız vardır Kastamonu'da arkadaşlar. Evet, evet. Bunu da bir zat belirteyim yani. Neler ya? Bir zat belirteyim. Evliyalar, enbiyalar üstü hürmet ederler ya. Evet, evet teyze. Arkadaşlar gerçekten evet. Öyle. Hepimizin Allah dualarını bugün Mehmet kabul etsin inşallah. Arkadaşlar, evet Rabbim. Arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Ya şimdi Şerif okuyacağız, Kur'an'ımızı okuyacağız Mehmet Feyzi Efendi'nin orada. Hazreti bir de namazımızı kıldık. Burada da bir Yasin-i Şerif okuyup evimize gideceğiz arkadaşlar. Bugün de dedik yemek yapmama dedim. Mevlid-i Şerif olduğu için türbelere, zatlara ziyaret edelim dedik bugün de. Bugün de böyle geldik arkadaşlar. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz. Bugün de size bizzat zatlarımızı gösterdik. Şah Şaban Veli Hazretleri'ni gösterdik. Mehmet Feyzi Efendi'yi gösterdik arkadaşlar. Türbelerini bir zat sizinle birlikte yani geldik. İnşallah siz de sevabına naim olursunuz. Amin. Amin. Cümlemizin inşallah. İnşallah siz de sevabına naim olursunuz. Ama muhakkak Kastamonu'ya geldiğin zaman Şeyh Şaban Veli Hazretleri'ne uğramadan, Mehmet Feyzi Efendi'ye uğramadan muhakkak gitmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Çok büyük zatlardır. Dualarınızı geldiğiniz zaman burada da yapabilirsiniz. Ondan sonra inşallah siz de dualarına nahil olursunuz diyorum. Amin. Amin. Ondan cümlemizin sonra inşallah. Videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bana abone olmayı, bana like atmayı muhakkak unutmayın arkadaşlar. Bugün de Mevlid-i Kandil. Herkesin yeniden Mevlid-i Kandil'ini kutluyorum. Hepimize inşallah tüm Müslüman aleminin Mevlid-i Kandil'ini kutluyorum. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu gelmesini şey yaparız arkadaşlar. Yani bugün de Peygamber ederiz. Efendimizin doğum günü olduğu için. Değil mi teyze? Evet, Peygamber Efendimiz doğum günü olduğu için bir zat size gösterdik arkadaşlar. Ondan sonra ruhları şah olsun. Mekanlar, durakları cennet olsun inşallah diyoruz. Videolarımıza sonuna geldik. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Tekrar selamun aleyküm diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrardan Mevlid-i Kandil'iniz mübarek olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah emanet kendinize olun. Çok çok iyi bakın. Son kez teyze Mehmet Feyzi Efendi'nin mezarını dualarınız üzerimizde olsun inşallah. İnşallah. Arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.